Merhaba arkadaşlar, ben Gamze. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün bir ne yedim videosuyla karşınızdayım. Yani bugün ne yedim çekiyorum. Uyandım. Yine limonlu bardağım ve limonlu suyumla başlıyorum. Midemi uyandırmak ve metabolizmamı çalışmaya başlatmak için. Özellikle limonlu su içtiğimde böyle sanki bütün vücudum böyle yenileniyor, temizleniyormuş gibi hissediyorum. Böyle bir his doğuyor içime. O yüzden kahvaltıya kadar böyle bir yarım saat, bir saat bol bol böyle su içiyorum. Bittikçe yeniliyorum. Tekrar limon sıkmıyorum ya da limonlu bir su hazırlamıyorum. Böyle bunun üzerine zaten içerisinde limon dilimi de var. Su ekliyorum. Şöyle bir sürahim var. Bunu böyle kahvaltıya kadar bitiriyorum genelde arkadaşlar. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum genelde. Tekrardan o düzeni oturtmaya çalışıyorum daha doğrusu. Yazın aslında böyle bir yaza fit girmek için daha çok hani dikkat edip insanlar çaba sarf ediyor. Ama ben böyle yazın tam tersi tatiller işte bir şeyler derken daha çok hani bırakabiliyorum düzenimi. Uyku saatlerim bile çok şaşıyor. Ama kışın daha düzenli oluyorum. O yüzden düzenimize geri dönüyoruz. Limonlu sularınızı için siz de şu an bu videoyu izliyorsanız bir bardak su doldurun. Sabah uyanır uyanmaz kahvaltı edemeyenlerdenim ben. O yüzden böyle yaptım. Bakalım bugün nasıl besleneceğiz? Her şeyi sizle paylaşacağım. Şimdi böyle minimal bir kahvaltı hazırlamayı düşünüyorum. Kendimle biraz işte YouTube'dan video falan açacağım. Onu izlerken böyle bir şeyler hazırlarım. Bugün pazar bu arada. Evdeyiz. Tekrar görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar dün süzme peynir almıştım. Özellikle ben bunu çok seviyorum. O yüzden bugün bunu ekleyeceğim kahvaltına. Şöyle yumurtam da haşlanıyor şu anda arkadaşlar. Yumurta şöyle tam sevdiğim gibi oldu. Çok hafif sulu arkadaşlar. Tuz ekliyorum. Karabiber ekliyorum bolca. Bol karabiber seviyorum çünkü. Sonra ben domates salatalığına şöyle limon eklemeyi yine çok seviyorum. Limondan vazgeçemeyenler olarak. Benim kahvaltım böyle arkadaşlar. Bu arada neden iki tane çatal var derseniz ben yumurtaya değdirdiğim çatalı başka bir şeye değdiremiyorum. O yüzden ayrı bir çatalım var. Peynir, yanında böyle cevizlerim var. Domates, salatalık, zeytin. Şurada da çekirdek kalmış domatesin üzerinde onu alacağım. Şöyle yumurtam var. Çayım var. Yanında da anneannemin köyde kendi yaptığı organik olan böyle beyaz bir ekmek ısıttım arkadaşlar. Yani bunun hepsini yemeyi düşünmüyorum. Çünkü büyük biraz. Bir kısmını yerim ama bunlar gerçekten şey sağlıklı oluyor yani direkt doğal olarak yapıldığı için böyle bundan biraz alırım. Bu şekilde. Aldım ve geldim. Şimdi biraz makyaj yapacağız. Bir video daha çekeceğim evde onu hazırlanmak için. Çantamda ne var videosu çekeceğim. Hem de biraz daha bugün de videoda iyi görünmek için. Şöyle minik bir no makeup makyajı yapalım istiyorum. Çok belli belirsiz. Evdeyiz zaten. Bugün dışarı çıkmayacağım. Şöyle bir saçımı tarıyorum. Zaten maşa yapmıştım dünden. Üzerimde değiştirdim çünkü videoda gömlek giymek istedim. Böyle bir vintage bir gömleğim vardı. Bunu sentetik Sezar'dan almıştım. Vintage bir butik Kadıköy'de, Taksim'de vesaire var. Şöyle şimdilik geriye doğru atabiliriz.
Sonra bugün bir tırnak bakımı falan yapalım istiyorum ya. Oje sürmüyorum. Birkaç gündür tırnaklarımı dinlenmeye aldım ama bakım yapabiliriz. Bu serumu kullanıyorum her zamanki gibi. Patatesçi geçiyor. Anne patates ihtiyacın varsa. Patatesçi geçiyor. Şöyle yüzümü bolca nemlendiriyorum. Bu serumu seviyorum. Böyle cilde bir canlılık veriyor. Bunu Dermalolur'la uyguluyorum. Bu arada normalde 2 haftada bir Dermalolur yapıyorum. Yeni başlangıç. Böyle bir süre 2 haftada bir yapın diyorlar çünkü. Şöyle bir gözaltı kremi süreceğim. Gözaltlarımıza çok iyi bakmamız lazım arkadaşlar ilerisi için. Şöyle hemen. Şöyle Maybelline'in göz kalemini süreceğim. Kaşlarımı sabitliyorum. Göz altlarımı kapıyorum. Sabitliyorum. Maskara sürüyorum. Allık sürüyorum. Rujumu en son süreceğim. Bir dişlerimi fırçalayacağım çayım bittikten sonra. Ondan sonra onu süreceğim. Küpe değişikliği yapıyorum şimdi. Şöyle büyük halka küpeler takmak istiyorum. Bu takı kutumuzu gösterdim mi bilmiyorum ama çok seviyorum bunu. Böyle şuraya yüzüklerinizi koyabiliyorsunuz. Burada takılar, böyle minik bir aynası var. Bunu Gökhan bana ilk yılbaşı da almıştı. Yani birlikte geçirdiğimiz ilk yılbaşında hediye almıştı. Çok severek kullanıyorum. Aynalı falan çok güzel. Bunlar zaten en büyük halka küpelerim. Yani daha büyüğü yok. Bunları takacağım. Kolyemi çıkarmam gerekecek büyük ihtimal. Gold bir kolye olduğu için çıkartıyorum. Ay, şunu takabilirim ya. Bunu uzun zamandır takmıyorum. Bu da yine şöyle bir kolye arkadaşlar. Gökhan'ın hediyesiydi bu da. Şöyle dış kısmında Gamze yazıyor. İç kısmını açtığınız zaman da Gökhan yazıyor. Bunu daha sevgiliyken almıştı. O zaman hani aile içinde direkt isimli kolye takamayacağım için böyle bir yöntem bulmuştu. Kendi ismimin içinde onun ismi vardı. Çok severek takıyordum bunu. Bayağıdır unutmuşum herhalde ya. Ben bunu takayım, çıkartmayayım. Çok seviyorum. Şöyle bakın. Siz de düşünürseniz sevgililerinizle, nişanlınızla anne kız ya da olabilir. Çok güzel bence. Bunları kaldırıyorum. Şöyle bir saat takalım. Şöyle bir bileklik takalım. Takalım da takalım yani sonuç olarak. Bugün akşam yemeği de yemeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Öğle yemeği yiyip biraz daha geç bir saatte akşamı böyle kahveyle meyveyle geçiştirmeyi düşünüyorum. Hem yoğun bir gün çünkü hem de çok geç saatte yemek yemenin zaten bir yararı yok. Bunu ben Bandırma'dan almıştım galiba. Evet, Özlem orada yapıyordu. Onun yanına gitmiştim. O zaman almıştım. Şöyle bu vidada abimin hediyesi. Hep birilerinin hediyesi var şu an bende. Hiç kendi aldığım bir şey yok. Saati falan küpeleri kendim aldım tabii. Tamam bence ya oldu. Kaşlarımı bir tekrar taramak istedim şu an. Şöyle. Okey. Tamamdır. Video için hazırım arkadaşlar. Şimdi bir çayımı içeceğim. Ondan sonrasında da dişlerimi fırçalayıp rujumu süreceğim. Şöyle oldu makyajım bu arada. Rujumu da sürdüm dişlerimi fırçaladıktan sonra. Şimdi saçımın şöyle ortasını tam bir ayırmak istiyorum. Şu kısımları biraz tarıyorum. Çok kabarıyor çünkü.
Okey, bence hazırız. Tamamdır. Şimdi video çekeceğim. Onu da kanalımdan izlersiniz. Bundan bir sonraki videoda da onu yüklerim büyük ihtimal. Bakalım videoya geçiyoruz ya da belki ilk önce onu yüklerim, bilmiyorum. Şöyle öğle yemeğimi paylaşmak istiyorum sizinle. Gördüğünüz gibi bulgur pilavı, fırında tavuk, yanında haşlanmış sebzeler ve şöyle bir salatam var. Gayet sağlıklı salataya yağ, tuz ve biraz nar ekşisi ekledim. O şekilde ben yiyebiliyorum daha çok salataları. Biraz lezzet katıyorum. Yanına da büyük bardak suyumu alacağım. Yani gayet sağlıklı Bu bence. arada ben bol bol su içiyorum. Şöyle göstermiştim bu şişelerden. Bitirdim, tekrar doldurdum. İkinciye geçtim yani. Videonun konseptinden çok da çıkmayalım, değil mi? Bugün ne yedim çekiyoruz sonuçta. Böyle bol bol suyumu içiyorum. Bu evde makyaj yaptıktan sonra da çıkarmak bir zor geliyor insana ya. Böyle kalsak. Arkadaşlar selam. Gördüğünüz gibi mutfaktayım. Şimdi akşam yemeği yemeyi düşünmüyorum. Böyle bir ara öğünle geçiştireceğim bu akşam. Öğle yemeğimi zaten sizinle paylaştım. Gayet güzel, sağlıklıydı. Akşam da biraz geçe kaldı öğünüm. Yani şu anda saat neredeyse 7'ye geliyor. Ben de yemek yemeden, çok aşırı da aç değilim. Böyle çok güzel bir tarifim var. Onu paylaşacağım sizinle. Şekersiz şekilde hazırlayabileceğiniz böyle yulaflı, hurmalı, cevizli. Onu yapacağım. Yanına da belki bir sütlü kahve yaparız. Akşamı böyle bitireceğim. Bu şekilde. Hadi şimdi hemen başlayalım. Hemen malzemeleri saymakla başlıyorum önce. Ceviz olması gerekiyor arkadaşlar. Kakao. Şöyle çekirdekleri ayıklanmış. Şurada ayıkladım. Hurma var. Bunları önce yarım saat beklettim sıcak suda. Sonra şöyle ince öğütülmüş bir yulaf ezmesi var. Şöyle bir yemek kaşığı kadar yulaf ezmesini tabaka koyuyorum. Arkadaşlar merhaba. Demin şu minik robotta yapacaktım biliyorsunuz ama bunda bir sıkıntı oldu. O yüzden büyük robotta yapmam gerekti mecburen. Bunun da aslında ufak bir şey vardı ama bunu bulamadım. Neyse, o arada malzemeleri ben size tekrar söyleyeyim. Çünkü kayıttan çıkmış kamerada bir yandan. Şimdi bunun içine ne attım arkadaşlar? Bir yemek kaşığı ince öğütülmüş şöyle lifalifin yulaf kepeğinden attım. Daha sonra şuradan 7 tane falan ceviz attım arkadaşlar, parçalayarak. Sonra içine bir yemek kaşığı kakao attım şuradan. Ve 7'ye yakın da hurma attım. Hurmaları yarım saat sıcak suda beklettim ve şöyle zaten çekirdekleri gayet kolay şekilde ayıklandı bu sayede. Şimdi attım, bunu çalıştırıyorum. O yaptığım karışımı yuvarlak haline getirdim ve kakaoya buladım. Şimdi yanına da bir süt yapacağım. Yani sütlü kahve yapacağım, süt ısıtacağım. Light süt, şöyle su taşın. Bu arada arkadaşlar geçenlerde bu kahveyi aldım. Biliyor musunuz kullandınız mı? Filtre kahve öğütülmüş olarak Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin. French Press arayışındayım. Bir French Press alıp bundan sonra şu aslında granül kahvelerden tüketiyorum. Şöyle göstereyim hatta. Jacobs'unkini tüketiyoruz. Monarch Gold serisinden ama bunlar yerine şöyle filtre kahveleri tüketmek istiyorum. Bildiğiniz, memnun kaldığınız bir French Press markası varsa ve filtre kahve markası da çok memnun olurum. Bunu ben Trendyol hızlı marketten söyledim. Benim sağlıklı köşem, yulaf ezmem, kayısım ve cevizim de böyle arkadaşlar. Bu süt artık ısındı bence arkadaşlar. Böyle sadece sütlü, şeker atmadan içiyoruz. Zaten light sütle yaptım, o yüzden çok fazla şişkinlik yapmayacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yulaf topları bu şekilde oldu. Yanında da sütlü kahvemiz var.
Arkadaşlar artık günün son öğününe geçebilirim. Yulaf toplarımdan ve kahvemden yiyebilirim. Önce kahvemi içiyorum biraz çünkü gerçekten çok yoruldum bugün. Siz görmediniz o kısımları çekmedim biraz hani videonun konseptinden çıkmasın diye. Ama arkadaşlar evi süpürdüm, sildim her yeri sirkeli suyla. Mutfak dolaplarına giriştim böyle bir kendimden geçtim yani. Bakın saç baş dağıldı. Tırnak bakımı falan yapacaktım, yalan oldu arkadaşlar. Tırnak bakımı falan yapmadım. Böyle ünlü YouTuber'lar gibi güzel güzel bakımlı bir pazar günü geçiremedim yani. Saç baş dağıldı. Ben böyle geçirdim arkadaşlar. Ama gerçekten bu yoğunlukta yine de bugün sağlıklı beslendim. Bol bol suyumu içtim. Yemeğimi yedim. Akşam yemeği de yemedim. İyi oldu yani, bu şekilde atladım. Arkada da yorgan yıkadık. Kurumuş katlayacağız şimdi. Saçımı falan açayım, videoyu şöyle kapatayım arkadaşlar ya. Çok bakımsız bir kapanış olmasın. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bugün ne yedim videolarını seviyorsanız da aşağıya yazın ki bu bir seri haline gelsin. Sürekli sizler için çekeyim. Zaten bundan sonra gerçekten çok sıkı şekilde beslenmeme, sporuma çok dikkat edeceğim. Bugün yaptığım ev işleri spor sayılır diye düşünüyorum. Yoksa bir yürüyüşe çıkma planım vardı aslında ama bugün yani oradan yaptım hareketi. Yarın sabah umarım çıkarım diye düşünüyorum. Böyleydi. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın diliyorum. Kahvemden yudumlayarak. Fincanlarımız çok güzel değil mi? Ben bu fincan takımını çok seviyorum. Şöyle. Şimdi artık videoyu kapattığıma göre gidebilirim. Kapatamıyorum. Tamam, gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum. Bay bay. Bay 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 bay.